Bu hafta sizleri Gümüşhane merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Çamlıköy'e götüreceğiz. Eski adı Mavrengel olan köyde bulunan bir tarihi hamamı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Serhat hocam, nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Abi burası Gümüşhane Çamlıköy, merkeze bağlı. Eski bir Rum ağası var, Marvan. Bu köyün ismini veren adam. Şimdi onun hamamını görmeye geldik. Şu an ayakta kalan tek yapı o dönemden bugüne, yani hamamı. Şimdi hamamına doğru gidiyoruz. Serhat hocam, Gümüşhane'den yola çıktık. Yaklaşık bir 10 dakika sonra geldik Mavrengel köyüne. Şimdi bize burada bir tane tarihi hamam var dedin. Orayı gezdireceksin. Hamam burası mıdır hocam? Hocam şimdi şöyle ifade edelim. Burası Gümüşhane Merkez Çamlıköy diye geçiyor. Çamlıköy'ünde yerel adıyla Mavrengel dediğimiz muhitteyiz şu an. Bu şu an yanında bulunduğumuz hamam köye ismini veren şahsın kendi hususi hamamı. Ve şu ana kadar hani hiçbir literatürde yer almamıştı. Biz geldik, bir incelemede bulunacağız, hani tanıtmaya çalışacağız burayı. Mavran, bölgede yaşayan eski Rum beylerinden bir tanesi. Yani bu bölgenin ileri gelen Rum aristokratlarından bir tanesi. Çok zengin, tüccar, kendine ait işte bölgede vergi toplayabilen, Osmanlı'nın son döneminde iltizam sistemiyle birlikte bölgedeki mültezimlerden bir tanesi. Bu kısa bilgi hakkında adamdan sonra şu an hamamıyla ilgileneceğiz. Burası arkadaşlar gördüğünüz yıkılmış olan alan, hamamın avlu kısmı, yani giriş kısmı. Burada işte hamamın klasik bir hamamda ne varsa işte alt katta ısıtma yeri olarak söyleyeceğimiz yere giriş var. Şu an orası yıkıldı. Gördüğünüz gibi buranın yıkılmasıyla birlikte diğer tarafta, alt tarafta kaldı. Buradan içeri doğru girecek olursak hocam şöyle biraz zorlanacağız burada. Yani şu cam seviyesine bakarsanız da zaten hamamın normal hizasından çok daha fazla yıkılarak dolmuş hocam. Aynen, aşağıda olduğunu, bu yıkıntıların doldurduğunu görebilmekteyiz burayı. Evet, şimdi hocam. Evet, şu an hamamın birinci kısmındayız arkadaşlar. Bu hamamın üst tarafı arkadaşlar bizim tahminimizce tuğla ile örülmüş. Yani o dönemin kil tuğlalarıyla sıcağı tutabilmek için. Ve hamamın üst kısımlarında hava çıkışları mevcut. Sağ ve solda olmak üzere iki tane hava çıkışı mevcut. Hani şu an tıkalı durumda bu hava çıkışları. Ve büyük ihtimalle duvarlar hali orijinalitesini koruyor arkadaşlar. Sonradan herhangi bir sıva, boya ya da bir etkiye maruz kalmamış. O dönemde nasıl yapıldıysa aynı şekilde devam etmiş. Hocam hangi yapı malzemesi kullanılmış? Yani ya, Horasan harcından daha böyle farklı, yumuşak. Ya burada hocam, buradaki taş şöyle söyleyelim, delikli bir taş. Isıyı içerisinde tutabilen. Üzerinde çeşitli frenk ve resimlerin olduğunu ama zaman içerisinde bunların silindiğini, çünkü yer yer bazen boya izlerine denk gelebiliyoruz. Muhtemelen hocam siz daha eski yıllarını bildiğiniz için. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumda bu duvarların bazılarında ikonolar vardı. Yani böyle boyayla işlenmiş resimler vardı. Ama daha sonraki süreçte yerli arkeologların müdahaleleri neticesinde bu hale geldi arkadaşlar. Şimdi buradan hamamın kapısı yıkılmış. Kemer bir kapı mı var, evet, hocam? Evet, burada kemer bir kapı var. Zaten içeri girdiğinizde de göreceksiniz kapıyı. Burası 9 metrekare bir hamam. 3'e 3 bir hamam. Şöyle doğru gelecek olursak şu burası dolap gibi düşünebilirsiniz. Hani hususi eşyaların konulduğu ya da işte tıraş malzemelerinin ya da işte sabunun, temizlik malzemelerinin kullanıldığı bir göz olarak düşünebiliriz. Burası hamamın giriş kısmı arkadaşlar. Hemen girişin karşısında bulunuyor. Kurna dediğimiz su musluğunun bulunduğu yer. Musluk sökülüp alınmış. Musluğu kim götürmüştür orada bunu? Musluğu yerli arkeologlarımızdan biri götürmüştür. Yusuf hocam, yani bu zor bir şey değil. Bunun cevabı çok kolay. Hemen alt tarafında hamamlarda genelde kurna dediğimiz yerler sağ ve sollarda olur. Burada direkt girişin karşısında olmasının sebebi büyük ihtimal kendini güvende hissetmek. Hani ağanın kendini güvende hissetmek isteğiyle alakalı bir durum. Çünkü geleni gideni bizzat görmek istiyor. Yine aynı bu şekilde hocam, peki hemen üst tarafında.
bitirelim bunu. Hemen üst tarafında bir bölüm daha var. Bu hamamın yan tarafında bir yer daha olduğunu gösteriyor. Çünkü pencere dışarı açılıyor. En azından küçük bir oda ya da birileriyle görüştüğü bir yer de olabilir yan tarafta. Yani hamamımızın içerisi bu şekilde. Evet hocam, ısınma sisteminden bahsediyordum. Hocam burada alt tarafta yakılan ateş, hani kazan dairesi civarı, buranın altında yakılan ateş suyu ısıtıyor. Yani en kısa manada bahsedecek, suyu ısıtıyor. Görmüş olduğunuz kanallardan, duvarın içinden doğru su buharı yürüyor. Aynen, su buharı yukarıya doğru yürüyor. Bu şekilde hem hamamın iç sıcaklığı, hani hamamın sıcaklığının içeride kalması sağlanıyor. Hem de hamamın sıcak su ihtiyacı karşılanıyor. Meydana getirilen su buharı görünen deliklerden yürütülerek hamamın içerisi ısıtılıyor. Serhat Hoca'nın da dediği gibi yerli arkeologlar zarar verse de yapı yüzyıllardır dimdik ayakta kalmayı başarmış durumda. Hocam yani kaç yıllıktır bu yapı? Onunla... Hocam burayla alakalı bizim arşivlerde ulaştığımız ilk kayıt 1782-1783 yılında bu bölgede Mavran isimli adamın yaşadığı ve bu hamamın da onun burada yaşadığı civarda, yani o zamanlarda yapıldığını biliyoruz. Peki hocam, bu ceviz ağacı var ortasında. Hocam bu ceviz ağacı mevzusu, yerli arkeologlar mevzudan haberdardırlar. Ceviz ağacı demek bölgede bir gömünün ya da bir hazinenin olduğunu bir işarettir. Ama tabii ben şöyle söyleyeyim meraklı arkadaşlar için. Benim çocukluk zamanımda buranın sağa sola delik deşik edildi. Zaten görmüş olduğunuz gibi hamamın tavanı, kubbeleri, kenarları ve dahi içindeki şu yapı bu hamamın yani tabanı yerli arkeologlar tarafından bölgenin gayet iyi incelendiğini ve temizlendiğini göstermektedir. Peki bu yapıyla ilgili baktığımız kadarıyla şeyde kayıtlı değil. Anıtlar Kurulu'nun listesinde yok. Evet hocam yok. Burası... Peki yani ne yapmamız lazım burayı insanlara göstermek için veya koruma için bundan sonra süreçte? Hocam sana şöyle söyleyeyim. Bu hamama hani bu maksatla gelen, yani burayı turizme kazandırmak ya da buranın varlığından insanları haberdar etmek maksadıyla gelen ilk kişileriz biz buraya. Bu konuda bizden daha önce bu maksatla buraya gelen kimse olmadı. Zilliyet meselesi halledildikten sonra Anıtlar Kurulu tarafından buranın tescillenerek turizme kazandırılması, öncelikle Gümüşhane'miz için, daha sonradan da Türkiye turizmi açısından ve hepsinden öte kültür varlığımızı koruma açısından hakikaten faydalı olacaktır. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Evet, hocam.